tarafındaki o aradaki kuvar gidiyor, oradan bal getiriyor bak işte. Hesaplarıma göre Erdoğan Bey buradan çıkıyor. Gitti gene. Abi şu an yapış. Bismillahirrahmanirrahim. Abi arıcılık bizim kendi şeyimiz değil. Biz atadan, dededen kalan bir şey bu. Bu yöremiz florasıyla, çam balığıyla uygun. Ama günümüzde bizi zorluyor. Biz çoramızın, çocuğumuzun rızkını bu işten kazanıyoruz. Bunlar yavru mu? Evet, evet. Kapalı yavru. Şimdi bunları sıyırıyoruz üstünde. Altındaki balları çıkartalım ki sayarken golelik çıksın diye. Ya işte bunları böyle yerleştiriyoruz. Makinemiz altılı. Sağ makinesi. Ne kadar dönüyor bu? Bir dakika, iki dakika. O balın kıvamına göre de şeyine de göre değişir ama. İçerisindeki dönerek fırlatırıyor üzerindeki balları. Şu kenarlardan belli bak. Şey atıyor. O çam ağacında gördüğümüz beyaz pamukçuklar var ya, işte Basra böceği dediğimiz o böcek, o çamın suyunu emerek orada yaşayarak hani hayatını devam ettiriyor. O çamın suyunu emiyor, besleniyor. Onun çıkardığı dışkı çam balı oluyor işte. Arada onu alıyor, kuvanda bir takım işlemlerden geçirdikten sonra yani çam balı bu şekilde oluşuyor. Çam balı dediğimiz olay tamamen çamın suyu. Ya yani en ufak bir kıvılcımda arımızı ilk müdahale biz edeceğiz yani. Onun için valilik de bunu genel olarak yayınladı. Zorunluluğumuz da var. Yasa bağlı kalemin Dümendibi mahallesindeyim. Dümendibi halkının yaşayan 70 hane var. Bu 70 hanede aşağı yukarı 70 hanenin hepsi bağcılık yaptığını öğrendik. Arıcının balın süzülmesinden tutun da diğer sorunlarına kadar
her türlü sorunları yerinde inceledik. Arıcılarla konuştuk. Bu arada arıcının ürettiği ballarla bugün üniversite okuyan kardeşlerimiz var. Ne mutlu ki bu aile çocukların hepsini okutmuş. Sorduğumda bir tanesi gazetecilik mezunu, diğeri makine mühendisliği okuyor ve diğeri veteriner hekimlik okuyor. Ne mutlu ki 3 çocuğunu da okutmayı başarmış. Bunların hepsi arıcılıkla oluyor. Tabii hayvancılıkta olduğu gibi arıcılığın da sorunları var. Bu sorunlarını üretici Emin Yalçınkaya bize kızlarıyla birlikte tek tek anlatacak. Yani girdi maliyetlerinden tutun da mazotundan, veterinerlik maliyetinden her türlü sorunlarını tek tek anlatacak. Şimdi birazdan onları Yalçınkaya'yı hep beraber dinleyeceğiz. İsmim Mehmet Kıvırak. Pinar Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanıyım. Arıcılık üzerine faaliyetimiz var. Şimdi üyelerimizden Emin Yalçınkaya'nın arlığındayız. Arıcılığın sağım aşamasından tüketicinin mutfağına kadar olan aşamayı anlatmak için sohbet niteliğinde burada bulunmuş bulmaktayız. Arkadaşımız yapılan aşamayı, yaptığı işlemleri, balı üretinceye kadar olan sorunları ve kendi gözlemlerini anlatsın. Hoş geldiniz. Ben Emin Yalçınkaya. Milas, Kalem Mahallesi, Dömendübü mevkinde oturuyorum. Yaptığımız iş arıcılık. Mahallemiz 60 tane. %90'ı arıcılıkla uğraşıyor. İşte çorumuz, çocuğumuzun ekmek davası, kazancımız bu. Çocuklarımızı okutmaya çalıştık. Kızım veterinerlik fakültesi okuyor. Kızım gazetecilik bölümü bitirdi. Oğlum makine mühendisliği okuyor. Şimdi biz gezginci arıcılık yapıyoruz. Anadolu'nun çeşitli yerlerine arılarımızı nakil ediyoruz. Buradaki flora baharın bizi kurtarmadığı için, arı yetersiz geldiği için Anadolu'nun çeşitli illerine gidiyoruz. Arımızı orada geliştiriyoruz. Baharda iyi kötü bar alabilirsek alıyoruz. Sonra çam balı için geliyoruz buraya. Şimdi yani bunları yaparken çeşitli zorluklarımız var. Konaklama zorluklarımız var, nakliye zorluklarımız var. Arının boş kabıydı, peteğiydi. Bunlara hep zorluklu, hep katlıyor. Şeyleri fazla, maliyetler bize girdileri çok fazla ama ürettiğimiz balın para etmeyişi sıkıntı. Yapan olsa sıkıntı yok zaten. Normal düzgün arıcılık yapandan fazla sahtecilik yapan var bu. Temiz, düzgün arıcılık yapmaya, doğal arıcılık yapmaya çalışıyoruz. Tüm gayemiz bu. Hani çorumuza, çocuğumuza bununla okutmaya çalışıyoruz. Onların geleceğini bununla sağlamaya çalışıyoruz. Bugün maliyetlerimiz fazla dedik. Nakliye maliyetleri çok fazla. Geçen sene mazot 17-18 liraydı. Bu şu anda 42 lira. Ben geleli daha 10 gün önce oldu. 40 lira yakından geldi benim şeyim. 40 lira para istedi bir nakliyeci benden. Geçen sene, şimdi bu arı bir ay sonra kış sezonuna girecek. Biz arının doğadan kışın yeterli flora bal bulamadığı için nasıl koyunu, geçiyi, hayvanı besliyorsan bunu da beslemek zorundayız arıyı. Onun için bize şey lazım, arı beslemesi için destek lazım. Şurubuydu, şekeriydi, kekiydi ama bir ulaşacak durumumuz yok. Ulaşamayız. Ondan sonra boş kap yaptırıyoruz marangozlara, çevremizdeki marangozlara. Geçen yıl 300 lira, 400 liraydı. Bugün 1000 lira diyor adam boş kabı. Marangozlar. Bu da bize zorluyor, aşırı zorluyor maliyet olarak. Kışın buradan göçeceğiz, Bodrum'a göçeriz, Aydın'a göçeriz. Bu nakliyeler devam edecek, artarak. Onlar da çok sıkıntı çekeceğiz. Sağ olsun kooperatifimizden yine iyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyor başkanımız.
oradan fayda sağlıyoruz. Ama genel olarak bal fiyatlarına, Türkiye'de her şeyin fiyatı açıklanıyor, balın fiyatı açıklanmıyor. Mısırı açıklıyor, buğdayı açıklıyor, arpayı açıklıyor adam. Ama balın fiyatını kimse arek sormuyor, demiyor. Ya işte fiyatlardan çok sıkıntılıyız. Nakliye setlerinden çok sıkıntılıyız. Besleme konusunda çok sıkıntılıyız. Böyle. Ben Şeref Yalçınkaya, Veteriner Fakültesi'nde okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Biz okul bitti mi hemen babamızın yanına gidiyoruz ona yardıma, sağımda. Hep yardım ediyoruz. Evet. Arıcılığın sorunları veteriner açısından da çok fazla sorunu var. Arıda bir tane varroa diye bir tane parazit var. Ve bu gerçekten arıcıların en çok karşılaştığı sorun. Bir türlü bundan kurtulmak çok zor. Ve ilaç masrafı da çok fazla oluyor varroadan dolayı. Bu da gerçekten bizim çok fazla maliyet çıkarıyor bize. Ve bu konuda da bir artı bütçe ayırmamız gerekiyor. O da zorluyor bizi oldukça. Kadar. Ya ben şöyle söylemek istiyorum. Yani ülkede zaten her şeyde bir pahalılık gözlemlenirken bal fiyatlarında, bal fiyatı olsun, polen olsun, şu olsun, bu, bunlar da hani herhangi bir artış gözlemliyor. Gözlemlenmiyor. Sadece bizim maliyetlerimizde bir artış var. Ya mesela mazot. Aynen, mazot artıyor, ondan sonra şu artıyor, şeker artıyor, bu artıyor, hepsi artıyor. Hani maliyetlerimiz artarken bizim giderlerimiz de artıyor bir yandan. Ama hani bize giren para, yani gelen paramız, yani bal ürettiğimizi satamıyoruz da bir noktadan sonra. Bu bizim için çok büyük bir sorun yani. Aynı büyük sorunlardan. Bir sorun mesela, geçen sene sattığım bal fiyatıyla bu seneki bal fiyatı aynı. Ama mesela hiçbir şeyin fiyatı sabit kalmıyor. Her şey artıyor. Bu bizim büyük bir sıkıntımız yani. Peki geçen sene bal ne kadardı? Geçen sene 80 liraysa %1-2'lik bir artış oldu. 90 lira olmuştu yani, çok olsa. Evet, kilo fiyatı. Ha, kilo fiyatında 5 lira 10 lira artmamış. Ama bizim maliyetlerimizde %200 %3 artış var. Hanife Yalçın. Hanife Hanım, sen ne diyorsun bu balcılık hakkında? Ne söylüyorsun? Ya ben işte eşim gide, ben gitmen arkasından çok fazla sağım zamanında giderim yardıma. Ama bizim bütün önceliğimiz bu arı. Çocuklarla eşim anlattığı gibi sıkıntıları çok. Hastalığından tutun, şişesinden tutun. Gerektiğinde yemeğinden, içmeğinden kesiyorsun arı bakmak için. Ondan sonra maliyetlerden bahsettik. Eşim hepsini anlattı. En büyük sıkıntı, balı biz değerince satamıyoruz. Hiç arı görmeden bal üretiyorlar, yedik diyorlar. Ama biz bu sorunları çeke çeke, bir sürü zorlukları çeke çeke bal üretiyoruz, değerinden satamıyoruz. Ya bu zorluklara göre bal yemek bundan sonra vatandaş için lüks oldu. Çok pahalı, o ana ararıp gerçek balı arayıp bulması zor. Yani her yerde gerçek bal bulunmaz. Evet, raflarda genelde işlenmiş balları görüyoruz mesela. Gidiyorsunuz mesela, çiçek balı yazıyor üzerinde. Tarih, üretim tarihi mesela 2-3 yıl olmuş. Hala böyle cam gibi, hani bir katılaşma yok, bir şey yok. Gerçek bal zaten hani şekerlenen baldır. Hani kristalleşen yani daha doğrusu. Kristalleşen baldır ama mesela raflarda bunu görmek hani çok mümkün olmuyor. Yani gerçek bal artık hani az nadir bulunan bir şey oldu. Onu da hani satamıyoruz artık. Değerinde satamıyoruz. Bizim yöneticisiyim sadece. Kooperatif yöneticisi olarak öyle söyleyeyim. Ne diyorsunuz bu konuşulanlar hakkında? Arıcılığın biz arıcılık tabii emin kardeşimin yaptı. Balcılık ayrı bir iş. Evet. Dertleri çok. Kanım kızımız şimdi söyledi. Maliyet enflasyonu çok fazla. Bunun karşısında hakkını alınamayan bir fiyat politikası var. Arıcı birlikleri ve kooperatiflerimiz zayıf. Türkiye'de maalesef tarış sağ olsun iyi ki var. Zeytinin, incirin sahibi var. Fındığın sahibi var. Buğdayın, arpanın sahibi var ama arıcılığın sahibi yok. Yok. Çünkü arıcılık birlikleri işlevsizleştirilmiş. Yani İtalya'da bal üretiminin, marketlere sunulan bal üretiminin %80'i üretici birliklerinden geçmek zorunda ve geçer.
Bu Türkiye'de maalesef böyle bir imkan yok. Çünkü kooperatiflerimiz ve birliklerimizin finansmana erişim gücü. Eğer uygun bir finansman yapısı devlet sağlayabilse, ki bununla ilgili bankalarımız da var, 6 aylık bile bir finansman sağlasa hem tüketici doğal balı, kaliteli balı hem de çok uygun fiyata yeme şansına sahip olur. Ama maalesef nedendir bilinmez. Bu uygulanamıyor. Arı hastalıklarıyla ilgili dediğimiz gibi merkezi bir mücadele ve planlama yapılması lazım. Arıcılarımıza mutlaka son dönemdeki maliyet artışları dolayısıyla yakıt desteği verilmeli. Besleme desteği verilmeli. Arıcılık çünkü sadece bal işi değil. Arıcılık polinasyon işi. Türkiye için daha da önemlisi Türkiye'nin polinasyonda yaptığı katkı. Yani Emin burada sadece bunu üretmiyor. Konya'ya gidip sadece bal almıyor. Aslında Konya'nın bitkisel üretimine katkı sağlıyor. Dönleşmeyiz mi? Yani Amerika'da, inanır mısınız? Amerika'da balı bal üretmek için arı beslenmiyor. Sadece ve sadece polinasyon için arı besleniyor. Ve bunun için de kovan başına üreticiye para veriliyor arıcılar. Biz maalesef bu konularda nedendir bilemiyorum. Biraz gerideyiz. İşte ormanları kesiyoruz. Madenciliğe çok fazla destek veriyoruz. Tarım alanları yok oluyor. Hala fosil yakıt diyoruz. Adı üstünde fosil. Çok geçmişte kalmış bir teknolojiyle enerji üretmeye çalışıp termik santralleri kuruyoruz. İşte bal termik santraller olmadan önce Ören'in dibindeki çam ağacından bile çam balı alınabilirken şu anda ancak 1000 metre yükseklikte çam balı üretilebiliyor. Dolayısıyla sorunları çok ama düzeltilebilir mi? Düzeltilebilir. Tabii ki yetkililerimiz inşallah bu konuda arıcı kardeşlerimizi daha fazla küstürmeden, üretimden çıkartmadan, çünkü üretimden çıkan bir daha geri dönmez. Çünkü çok zor ve emek isteyen bir iş. Yani aylarca güneşin altında orada kalacaksınız. Doğru düzgün hijyen koşulları yok. Kendi imkanlarınızla beslenmeye çalışacaksınız. Bu arıyı yaşatmaya çalışacaksınız. Dünyanın en zor işlerinden biri. Ama maalesef haklarını da alamıyorlar. İnşallah bu konular düzeltilir. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi bir Emin kardeşimizin arılığındayız şu an. Kooperatif üyesi kendimiz. Ben 85 tane arıcı üyeye sahip bir kooperatifin yönetim kurulu başkanıyım. Arkadaşların ürettiği balları toptan veya perakende sektöründe satmak için yardımcı olmaya çalışan bir kooperatif sadece yani. 78 yılında kurulmuş, 1978 yılında kurulmuş. Ama maalesef insanlarımız artık üretme duygusundan vazgeçmek üzere. Çünkü sorunlarımız o kadar fazla ki yani. Üretiyoruz, ürettiğimizi diğerine satamıyoruz. Ama biz üretirken sarf ettiğimiz, harcadığımız enerji o kadar çok fazla ki bunu satarken kendimize kazanç olarak dönüştüremiyoruz maalesef. Bu yüzden de bazen de işte iklimsel, şu an bir döngü içerisindeyiz yani. İklimsel bozukluklar var yani hava sıcaklığından dolayı. Yöremiz malum 3-4 sene önce bir yangın geçirdi. O yangında zarar gören Basra alanlarımız var. O Basra böceği dediğimiz balı üreten böcek çok zarar gördü. İşte çevremizde şu 50-60 kilometrelik bir alanda 3 tane termik santralı var. O santralların zarar verdiği yani kaçınılmaz. Yani bu 5-6 sene öncesine kadar bu kadar yoğun değildi yani bize etkisi. Ama maalesef etkisi giderek artıyor. Yani sorunlarımız o kadar fazla ki burada 24 saat konuşsak her aracı burada 70 tane bak aracımız var. Yani herkes bir şey söylese yani herkes farklı yönden bakar. O kadar çok negatifiz ki şu an yani. Gerçekten Türkiye'nin hali de maalesef yani kötüye doğru gidiyor. Bir biz değil yani. Üretici perişan durumda. Üretiyor, ürettiğini satamıyor. Yani hayatımızı nasıl idame ettirebileceğimiz hakkında yani gelecek neslin şüpheleri var. Peki bir kooperatif başkanı olarak şu soruyu soruyorum. Demin abimiz anlattı dilinin döndüğünce de ben şunu anladım. Diyor ki ben buradan arıyı en az 1000 kilometre götürüyorum. Götürdüğüm yerde işçilik maliyeti veriyorum. Arıyı sabaha karşı indiriyorum. Artı gittiğimiz yerde de arıya masraf ediyorum. Çünkü yavru çıkarmam için de arıyı beslemem gerekiyor. Bu kek olsun, diğer arının ham maddesi yemlerinden olsun, şeker olsun, bu maliyetler arttı diyor. Demin mazotun 40 liraya getirdiğimi, hatta 40 liraya olduğunu söylerken 40 bin lira nakliye verdiğini söylüyor. Bunun dışında burada
kışı geçiremeyeceğini, Bodrum tarafına veya Nazilli'ye gideceğini söylüyor. Bu konuda kooperatif olarak siz ne diyorsunuz? Şimdi tabii ki biz gezginci aracılık yapıyoruz. Biz sabit aracı değiliz yani. Burada flora etkisini ne zaman kaybediyor? Mart, Nisan gibi kaybediyor. Ondan sonra nerede çiçek var? Bu aranın aradığı çiçek yani. Çiçekli olan bölgelere genelde Afyon, Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, o bölgelere gidiyor bizim aracılarımız. Bu döngüyü burada dönüşte Ağustos ayında dönüyor ki çambalı o zaman oluşuyor. O döngüyü o zamana kadar yani arasını ayakta tutmak için, güçlendirmek için kolonisini yani bu gezginci aracılığı yapmak zorunda. Tabii bunları yaparken bir yerden bir yere giderken şu an maliyetler o kadar arttı ki yani bilhassa bir yıldır yani. Gittiğin yerde yer kirası veriyorsun durduğun konuşlandığın yere. İlaç parası var, besleme parası var. Şimdi arı dışarıda soğuk havalarda nektar bulamadığı zaman o arıyı beslemek için muhakkak dışarıdan o zaman yani suni besleme yapmak zorundasın, şekerle beslemek. Bunu bal yapmak için beslemiyoruz tabii ki yani muhakkak yani. O kadar çok sorunlarımız var ki maliyetimiz arttı. Bize getirisi yani o kadar artmadı yani. Biz geçen yıl balımızı toptancı 80 liraya alıyorken bu sene çok arttıysa yani %10 niteliğinde bir artış oldu. 90 liraya satabiliyoruz biliyorsun yani. Ama git markete bal olmayan marketler şu an yani bizim hani ürettiğimiz kadar yani ondan daha fazlasına satıyorlar yani. Maalesef gelecekten umutlu değiliz yani. Ama vazgeçmeyeceğiz. Üretmeye devam edeceğiz. Üreteceğiz. Ürettikçe var çünkü biz yani. Bir de bunların yanında iklimin hani sürekli olarak değişmesi, iklim yani bu da çok etkiliyor bence aracılığın kötüye gitmesini. Çünkü havalar sıcaklıyor. Mesela artık mevsimler ikiye indi sayılır. Hani bir kış bir yaz yaşıyoruz. Aradaki o baharları kaybetmek üzereyiz yani. Mesela bu da çok fazla etkiliyor balın çıkışını, ondan sonra arının balı alışını. Arıyı mesela bu da çok fazla etkiliyor. Yavrusundan olsun, şeyini olsun, her şeyini etkiliyor yani. Dünyayı kirlettik. Onun hepsinin şeyini hep beraber çekiyoruz. Tabii ki her şey insan kaynaklı. Evet. Kendi kaynaklı. Bile bu kirliliğin şeyi yani sebebi. Yani o yüzden dikkatli olalım hep beraber. Bakanlığın verilerinden bir iki şey söyleyeyim. Kardeşimizin iklim değişikliği ile ilgili. Geçmiş yıllara baktığımızda bizim Muğla'mızda 14 bin ton civarında yaklaşık çam balı üretimi olurdu. Yani Muğla'nın bal üretimi bu kadardı. 2020 ve 21 yıllarında bu oran çok düştü. 6 bin ton 2021 yılı ve 3500 ton civarı 2021 yılı. 2022'de tekrar 6500'e çıkmışız ama 14 bine göre baktığınızda rakamlar çok düştü. Neden? Çünkü 2020 yılında kardeşimizin söylediği bir iklim değişikliği çok ani bir Mayıs ayındaki o sıcaklık değişikliği çok etkilemişti. 2021'de de çok büyük orman yangınları yaşandı bu bölgede. Bodrum'un sınırında Mazı'da başlayıp Ören Türk evlerine kadar süren Fesleğen Yaylası da dahil olmak üzere Marmaris yangınından daha büyük bir alan yandı aslında burada. Tabii Marmaris de yandı. Dolayısıyla Muğla'nın bal üretimi neredeyse 1/3'e düştü. Düşen ne? Çam balı. Çünkü Muğla'nın en büyük üretimi çam balı. Dolayısıyla bu büyük sıkıntı. Tarım ve Orman Bakanlığımızın mutlaka Muğla ormanlarını koruması lazım. Mutlaka madenciliğin artık daha fazla ormanlara zarar vermemesi lazım. Bu konulara çok dikkat etmek lazım. Yoksa çam balı üretimi ancak hani hazır yapılmış olanlarını yiyebilecek. Çünkü arının bulabileceği, çamdan elde edebileceği, Basra böceğinden elde edebileceği bir balı elde edemeyeceğiz. Ki bu dünya için çok önemli. Çünkü dünyadaki üretiminin de %80'ini Türkiye sağlıyor. Evet, bu bölge sağlıyor. Yani. %90'ını burası sağlıyor. Burada artık yeni İzmir civarında da var. Biliyorsun Edremit Kozak Yaylası'nda var. Bazı yerlerde çam balı var ama buranın çam balını hiçbirini tutacak bir hali de yok. Bu bölge çünkü çok özel. Çok az da Yunanistan'da işte karşı kıyılarda Rodos'ta Kosta var. Bu bölgenin çünkü orası da devamı antik zamanda. Bu bölgeye çok özel önem vermemiz lazım. Bu bölgedeki ormanları korumamız lazım.
Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Burası Pinar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi dolum tesisi, paketleme tesisi. Az önce çekimlerini yaptığımız Dümendibi mahallemizde bir üreticimizin sahmanı gerçekleştirdiğimiz balları fabrikamıza getirtip dolum aşamasından geçtikten sonra tüketicilerimizin hizmetine sofrasına sunuyoruz, sunduk. Emel Hanım, isterseniz size tesisimizde neler yapıldığını, nasıl dolum yapıldığını kabaca. Kovandan çıkardığınız balları ham haliyle pastörize yapmadan dinlendirme tanklarımızda doluma geçiyoruz. Sterilize bir şekilde kavanozlarımıza dolduruyoruz. Evet, nihai halde üretim bizi tamamladıktan sonra da ürünlerimizi özellikle Muğla'daki marketlerde satışa sunuyoruz. Yakın gelecekte e-ticaret üstünden de müşterilerimiz bunlara ulaşabilecekler. Kabaca şöyle size bilgi verebilirim. Balla ilgili açık renkli ballar genellikle çiçek balıdır. Koyu renkli ballarımız çam balı gibi salgı balıdır ya da meşe gibi. İkisinin de farklı özellikleri var. Sırayla siz de tüketebilirsiniz. Antioksidan değerleri daha yüksektir. Çiçek ballarında antimikrobiyal değerleri daha yüksektir. Arkadaşım söyledi, pastörizasyon ve ince süzgeç çok önemli. Eğer pastörize ederseniz ve çok ince bir filtrasyondan geçirirseniz besin değerleri düşer. Balın baktığınızda şöyle hafif flu olması, cam gibi olmaması iyidir. İçinde polenleri görebilirsiniz. Gerçek besin değerleri olanlarda. Bunlara dikkat ederse müşterimiz. Fiyat olarak da tabii ki şu anda en önemli kriter aslında gerçek bala ulaşabilmekte. Fiyat şu anda Arıcılar Birliği'nizin maliyet hesaplamalarına göre yaklaşık 110 lira civarına geliyor. Kırt çiçeği balının 850 gramlık yaklaşık kavanoz bedeli. Dolayısıyla bunun üstünde daha nakliyesi yok. Kavanoz bedeli yok, etiketi yok, işçiliği yok. Buna göre tüketici karar versin. Gerçek bala ulaşmada çünkü artık fiyat maalesef bir kriter. Bildikleri yakın çevredeki arıcı birliklerinden, kooperatiflerden mutlaka arıcılardan alsınlar ve arıcıları desteklesinler. Peki piyasada satılan ballar var. Taksinin arkasında orada burada diyor ki ben bir şişe balı 100 liraya satıyorum diyor. Yani nasıl oluyor bu? Size arıların bir kısmını, balın bir kısmını arılar yapıyor. Türkiye'de maalesef bir kısmını da arı görmeden yapılıyor. Arının gördüğü balın, size biraz önce fiyatını söyledim. Ham sadece tenekede, arıcıdaki maliyeti, sadece maliyeti. Hani hep konuştuğumuz mazotuydu, arı besiniydi, hastalıklarıydı, nakliyesiydi, geldiseydi, gitmesiydi. Yaklaşık 110 lira bugün şu anda olması gereken. Şimdi sırf bunun içi 110 liraysa bu tüketiciye nasıl ulaşacak 100 liraya? İçindekinin dolayısıyla bal olmasının pek mümkün olmadığını düşünebiliriz. Peki kooperatif olarak bu vatandaş size nasıl ulaşacak? Pinkop bizim markamız. İnternet sitemiz var. İnternet sitemizde iletişim bilgilerimiz var. www.pinkop.com.tr internet adresimiz. Hem telefonumuz hem e-mailimiz orada mevcut. Bizi ararlarsa arkadaşlarımla ben de her türlü kendilerine yardımcı oluruz. Bu bal dışında diğer ürünlerimiz var mı? Yani balın yan ürünleri? Tabii ki var. Polenimiz var. Polen'de bir yan ürünümüzü. Mumlarımız var. Petek ballarımız var. Ondan bahsettik. Karakoğan ve fenli petek olmak üzere. Propolisimiz var. Zaman zaman da karışıklarımız var. Şu anda gösteremiyoruz size ama. Propolis derken bunlara ufak çocukları kullandığı... Küçük çocuklar da yetişkinler de kullanabilir. Bağışıklık sistemi için destekleyicidir. Bunu Muğla Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden bir arkadaşımızla birlikte geliştirdiğimiz bir ürün. Apitonik markasıyla satışta. Bunu da tavsiye ediyoruz. Arıcılık ürünleri.